Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık bir ay önce Medipol Innovation Design topluluğu çok güzel bir etkinlik düzenledi. Hafta sonu boyunca farklı alanlardan, farklı tasarımcılarla birçok sohbet, birçok etkinlik gerçekleştirdiler. Ve ben de otomobil tasarımı paneline davetliydim. Özge Fatı, Serhat Öztürk ve Ersin Alaca ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Otomobil tasarım süreçleri, otomobil tasarımının geleceği ve eğitimiyle ilgili birçok farklı konuda konuştuk. Ve ben de bu güzel sohbeti sizinle paylaşmak istedim. Etkinliğin diğer tasarım alanlarındaki kısımlarını da izlemek isterseniz Medipol Innovation Design topluluğunun linklerini aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Ve tekrar beni davet ettiğiniz için ve bütün katılımcıların adına birer fren bağışladığınız için bu harika öğrenci topluluğuna teşekkür ederim. Tekrardan merhaba. Tasarımın Ötesinde Otomotiv adlı panelimize hoş geldiniz. Moderatörlüğünü üstlenecek olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Ersin Alıcı'yı davet ediyorum. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz Ersin Hocam. Hoş merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de konuşmacımızı takdim etmek isterim. Endüstriyel Tasarımcı Berk Kaplan. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Berk Bey. Merhaba. Anadolu İstitüsü'nden Endüstriyel Tasarımcı Özge Fatı. Merhabalar. Merhaba Özge Hanım. Merhaba, hoş geldin. Ben Serhat Öztürk'ü de davet ediyorum. Merhabalar. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım herkes iyidir. Biz çok heyecanlıyız. İkinci günümüz. İlk günü çok güzel bir deneyimle bir aslında motiveyle atlattık. Sizden önce bir motivasyon konuşmacımız vardı. Onu da biraz güne güzel bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi siz de tasarımın aslında ötesi olan otomotiv paneline daha geniş perspektiften bakacağız ve çok heyecanlıyız. Ben yavaştan sözü Ersin Hocam size bırakıyorum. Umarım güzel bir panel olur, güzel bir gün geçirmiş oluruz tekrardan. Size iyi paneller dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum bu etkinliğimize katıldıkları için. Evet, bugün otomotivi konuşacağız. Sadece otomotivi değil, tüm aslında ulaşım araçlarının tasarımını konuşacağız. Gerçekten de otomotiv ya da ulaşım araçları sadece otomotivi değil, aslında hayatın her alanını, ulaşımın, transportasyonun, mobilitenin olduğu her alanı ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla hepimiz içindeyiz, hepimiz bu araçları kullanıyoruz. Bir şekilde etkileşime giriyoruz. Hayatımızı kolaylaştırıyorlar, bir yanıyla belki de zorlaştırıyorlar. Ama elimizde çok güçlü bir araç var, o da tasarım. Daima daha iyi gitmek için, daha ideali bulmak için insanın en temel yaratı yeteneklerinden biri olan tasarım. Evet. Bugün çok değerli 3 tane katılımcımız var. İlk önce belki de katılımcılarımız biraz kendilerinden bahsetmek isterler. Ben sözü izniniz olursa Özge Fatı Hanım'a bırakmak istiyorum, Anadolu İSUZ'dan. Teşekkürler Ersin Hocam. Öncelikle ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok keyifli gidiyor. Oya hocamız ve topluluk üyesi öğrenciler gerçekten ya bir öğrenci topluluğunun ötesinde bir organizasyon yapmışlar. Kendimden bahsedecek olursam ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı 2011 yılı mezunuyum. Eğitim hayatım sürecinde Otoliv Cankor, Hyundai Aslan, Aselsan gibi firmalarda staj yaptım. 2010 yılında da Erasmus değişim programıyla Valladolid
Üniversitede, Valladolid Üniversitesi'nde bulundum. Genel olarak kariyerime baktığımda yönelimim özellikle ilk yıllarda geniş yelpazede oldu. Bu hani bir yandan bir endüstri ürünleri tasarımı bölüm mezunu öğrencisinin klasik bir süreci, bir yandan da benim tercihim de oldu. İleride hangi alanda çalışmak istiyorum biraz bunu da görmek istedim. Bundan önce yani in-house ve tasarım ofisi farklılıklarını da görmek istedim. Lise yıllarında Formula 1 izlediğim ve Formula 1 araçları, skeçleri yaptığım dönemler oldu. O dönemden gelen bir otomotiv sevdası üniversite sürecinde beni Otto Motor Sporları topluluğuna yönlendirdi. Yarışlarda lisanslı gözetmen olarak bulundum. Go-kart turnuvalarına katıldım, yarıştım. Ürün tasarımı olarak da otomotiv tasarımıyla ilk temasım aslında bir savunma firması olan Aselsan'la oldu. Buradaki bir yarışma için hazırlanan bir insansız kara aracının kabuğunu tasarladım. Daha sonra Beyond Case isimli, mezun olduktan sonra Beyond Case isimli bir kullanıcı elektroniği, aksesuarları firmasında çalıştım. Burada çeşitli kartelada, şarj aletleri, işte iPhone kılıfları, kulaklıklar gibi ürünler üzerinde çalıştım. Bu süreçte yepyeni bir ürün yelpazesinin çıkardığı bir markanın hem markayı oturtma ve bu ürün yelpazesine yerleştirme sürecinde oldu. Ve benim için hem heyecan verici hem de tecrübe kazandığım bir süreç oldu. Daha sonra Design Lobby's Tasarım Ofisi'nde medikal, mobilya, ambalaj, elektronik gibi pek çok alan üzerindeki tasarımlarda çalıştım. Bir koltuk üreticisi için bu görsellerde gelecek olan tır koltuğu konsepti üzerinde çalıştım ve yine otomotive dair keyif aldığım bir süreci görmüş oldum bu alanda. Süreç işleyişi olarak en hızlı sektörlerden birisi olarak nitelendirebileceğimiz fuar standı tasarım alanında Şengör Design'de çalıştım bundan sonra. Bu süreçte bir ürünü alan olarak yorumlama konusunda öğretici olurken bir yandan da organizasyon iletişimi, müşterilerle iletişim, uluslararası kolaborasyon gibi konularda faydalı oldu. Yaklaşık 3,5 senedir Anadolu grubuna bağlı Anadolu Isuzu firmasında çalışıyorum. Bu süreçte de çeşitli iç dirim, dış dirim, torpido tasarımı, UX tasarımı gibi süreçlerde yer aldım. Son dönemde de toplu taşıma tabii pek çok insanın bir arada olduğu bir alan. Pandemide uygulanacak çözümler üzerinde, önlem paketleri üzerinde çalıştım. Yani kısaca bu şekilde özetleyebilirim aslında. Otomotive dair daha detaylı bir sonraki belki adımda konuşuruz. Evet, teşekkür ediyorum. O zaman sözü ikinci konuğumuz Sedat Öztürk'e bırakmak istiyorum. Merhabalar Sedat Bey. Merhaba, teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim bu güzel eventi düzenledikleri için. Genç arkadaşlara ve sizlere. Ben de kendimden kısaca bahsedeyim. Tahmin edebileceğiniz gibi her genç tasarımcı çocuk yaşlarda hani çizimlerle başlıyor. Ben de böyle başladım. Otomobil, yat, televizyon gibi tasarımları yapardım böyle 6-7 yaşlarından itibaren. Daha sonra ben bunu bir yaşam biçim haline getirdim. Ve gerekli adımlarla işte Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'ne gittim bilerek, isteyerek. Tekniğini öğrendim bu işin, üretim tekniklerini. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ne kazandım. Endüstri Tasarım bölümünde okudum. Mezun olur olmaz. Tabii bu arada çok iş yerinde çalıştım.
proaktiftim, hiç durmadım. Daha sonra Ford firmasından teklif aldım. Orada işe başladım. 3 yıl kadar çalıştım. Daha sonra Nissan Amerika'dan teklif aldım. Oraya geçtim. 2 yıl orada çalıştım. Daha sonra Volkswagen Meksika'dan teklif aldım. 3 yıl orada çalıştım. Daha sonra Opel Almanya'dan teklif aldım. Oraya geçtim. Orada bir 6 yıl kadar çalıştım. Sonra tekrar Volkswagen Almanya Advanced Design Studio dediğimiz geleceğin araçlarını tasarlayan, öngörüsünü yapan bir stüdyoda çalıştım. Daha sonra 2012 yılında Türkiye'den yat tasarım teklif olarak geldim. Daha önce öğrenciyken çalışmış olduğum firmalar değişmiş, büyümüş, gelişmiş. Onlardan bir tanesi yat tasarımı yapmak istiyordu. Yaptırmak istiyordu daha doğrusu. Gemileri yaktım. Zaten Türkiye'ye dönmek istiyordum. Geldim Türkiye'de firma kurdum ve yat tasarımını yaptım o firma için, diğer firma için. Daha sonra tabii ki Ford firmasıyla arkadaşlarımızla dirsek teması içindeydik. Ford'a çalışmaya başladım. Ford F-Max kamyonla projesine başlamıştık zamanında, yattan sonra. Daha sonra otokar, gene Ford'un F-Vision gibi modellerde çalıştıktan sonra otokar firmasına çalıştıktan sonra yurt dışında Bertone firmasına iş yaptım. Çinli GMC firması, Ford'un Çinli bir ortağı. Bunun tekrar bir aracın atasında bulundu. İtalyan firmaya çalıştım. İngiliz firmalara çalıştım arada. Böyle devam ediyor. İşte traktör firması, Türk Traktör'e çalışıyoruz. Ford'a devam yeni projelerine. Bu arada ekipler kuruyorum. İşte Ford F-Max'te yaklaşık bir 40 kişilik, 40 yakın ekip. Ekibi kurdum ve kiraladım orada. Ben böyle bir headhunter durumu da var aynı zamanda. Hem danışmanlık, hem headhunter, hem otomobil tasarımı, hem endüstriyel tasarım süreçleri firmamıza ilerliyor. Şu anda da gizli bir proje yapıyoruz. Yeni Türkiye'nin yerli milli tek Türk tasarımı, Türk mühendisliği ve Türk üretimi olacak bir araç üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel. Dinlerken gurur duyduk. Teşekkür ediyoruz. Sözü ben üçüncü konuğumuz olan değerli Berk Kaplan'a bırakmak istiyorum. Berk Bey. Merhabalar, günaydın herkese. Öncelikle ben de ekibi, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederim. Dün de biraz izlemeye çalıştım. Gerçekten harika sunumlar, harika katılımcılar. Burada da sizlerle olmak, Serhat abiyle zaten önceden tanışıyorduk, sizlerle tanışmak gerçekten keyifli. Ben de kısaca kendimden bahsedeyim. Ufak bir, aynen ilk bu görselle başlamak istedim çünkü bizi genelde öğrenciler izliyor ve bazen işte çizim yeteneğim yok, şu açıdan çok kötüyüm gibi yorumlar alıyorum. Yani burada da göstermek istedim, 2009'da üniversiteden hemen önce lise zamanında ki çizimimde hani ne kadar İç açıcı olmadı, ne kadar başarısız aslında kabul edilebilecek bir çizim olduğunu göstermek istedim. Kendimi hiçbir zaman çizim konusunda yetenekli, muhteşem biri gibi değil. Aksine yeteneksiz tayfadan gördüm ve çok çalışmanın gerçekten çok büyük katkıları olabileceğini göstermek istedim. Bir sonrakine geçersek, burada üniversiteye başlayınca ilk yaptığım şey Amerikan futbol takımına girmek oldu. Tasarıma dair hani bir ilişkisi var mı? Yok. Ama şunu göstermek istiyorum öğrencilere yine. Keyif almayı da unutmayın. Yani tasarım çok rekabet isteyen, aşırı çalışma gerektiren bir şey ama bir yandan keyif alıp hani kendi hobilerinizi de unutmayın diyebilirim. Burada Ford Otosan'da staj yapmadan önce mülakata giderken hazırladığım portfolyo ve ben biraz nedense çok ciddi çıkmışım ama gayet heyecanlıydım. Ford Otosan'da da Sedat abiyle tanışma fırsatımız oldu zaten. Sonra ben araba çizmeye devam ettim. Üniversitede de bu banklarda bile oturup bazen araba çizdiğim oluyordu. Hani üzerine çirkin çirkin yazılar yazmaktansa dedim biraz da ben bir şeyler katayım. Ama sanırım bunu biraz abarttım. Biraz fazla araba çizdim. Çünkü okul projelerine yeterince odaklanmayıp okulu bir yıl uzatmam gerekti bu durumda. Ama okulu uzatmışken de
Yeterince zamanım oldu. Birçok tasarım yarışmasına katıldım. 2015 yılında ilk tasarım ödülümü aldım. FNSS kara araçları, askeri kara araçları tasarım yarışmasında. Sonrasında bu ödül sayesinde de biraz Hidromek tarafından iş teklifi geldi. Bir yandan okulda okumaya devam ederken bir yandan part time yanlış hatırlamıyorsam 3 gün okula 2 gün işe gidiyordum ya da tam tersi. İkisini bir arada götürüyordum. Burada da epey tecrübe edindim. Çok keyifliydi. Sonrasında tabii yine Hidromek'te çalışmaya devam ederken yine biraz daha zamanım vardı. Hem okul hem iş. Akşamları da tasarım yarışmalarına katılmaya devam ettim. Bu tasarım yarışmalarının sayesinde yurt dışında eğitim bursu kazandım. İtalya'ya gittim. İtalya Milano'da SPD'de araba, otomobil ve taşıt tasarımı master yaptım. Bu master süresince Audi ve Lamborghini ile official collaboration'lar yaptık. Burada yukarıdaki görselde mesela Lamborghini müzesinde Lamborghini tasarım stüdyosuna sunumlarımızı yapıyorduk. Yanımdaki arkadaşım orada fotoğraftaki şu an Lamborghini'de tasarımcı. Sınıftaki en yetenekli çocuktu. Hani şüphesiz en iyi oydu ve Lamborghini'de iş fırsatı kazandı. Alttaki fotoğrafta da gördüğünüz en uzun kişi Audi'nin baş tasarımcısı. Ona kendi projemizi sunarken bir görsel. Çok keyifli, gerçekten güzel zamanlardı. Bu projeler bittikten sonra burada da 1 ve 2 ile gösterdiğim kişiler, ikisi de Lamborghini'nin baş tasarımcısı belli sürelerde. Birincisi Filippo Perini. Şu anki tasarımcısı 2 numaralı olan Mika Borger. Filippo ondan önce Lamborghini'de baş tasarımcıydı. Ben master'ımı yaparken de İtal Design'ın baş tasarımcısıydı. Bizim okulumuzu ziyarete bu görsel, biz sunum yaparken çekilen bir fotoğraf. İtal Design'dan staj ve iş teklifi geldi. Dolayısıyla ilk yurt dışı hikayeme orada başlamış oldum çalışma olarak. Ardından toplam 3 yıl İtalya'da kaldıktan sonra dedim yeterli İtalya, bir değişiklik olsun. Ne yapabilirim? Araştırırken Design Storz'u buldum Avusturya'da, Zelamse'de. Achim Storz, fotoğrafta gördüğünüz çok efsanevi bir tasarımcı. Birçok markayla işbirlikleri var. Serhat abi de tanıyor. Gerçekten çok vizyoner bir tasarımcı. 80 yaşında, 80'den hatta biraz fazla ama hala çok aktif. Hala her gün işe gidip geliyor. Hala geleceğe yönelik çok güzel yaklaşımları var. Dolayısıyla bir 10 ay kadar onun yanında gerçekten çok güzel tecrübeler edindim. Ardından ailemde herkes kendi işini yapıyor. Ailemde herkesin bir firma kurmuşluğu var. Aktif olarak da çalışıyorlar. Ve içimde her zaman bu kendi işimi yapma hevesi vardı. Dolayısıyla Avusturya'da da yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra ayrıldım. Bir yandan da kız arkadaşım Polonya'da yaşıyor. Uzak ilişki yeterli dedik. Ben işten ayrılayım, Polonya'ya geleyim. Burada kendi işime başlayayım. İki tane YouTube kanalı açtım. Biri İngilizce, biri Türkçe olarak. Hem de online kurslar hazırlamaya başladım. Şu an için sadece İngilizce kurslarım var, Photoshop ve çizim üzerine, ama Türkçe kurslar da hazırlayacağım. Workshoplar düzenliyoruz arkadaşlarla. Bir yandan da tabii sosyal medyanın yanı sıra aktif olarak devam eden tasarım projelerim var. Başta gördüğünüz Türkiye'de bunu gösterebilirim çünkü yakında yayınlıyoruz. Ottobo startup firması İstanbul'da depolar için, büyük depo alanları için otonom robot hazırlıyorlar. Bunun dış tasarımını ben yaptım. Bu gördüğünüz görsel konsept aşamasında. Bu aşamayı tamamladık. Şu anda üretim aşaması için çalışıyoruz. Yakında yayınlayacağız diye umuyorum. İkincisinde Macaristan'da ufak bir tekne üreticisi için ahşap 6,5 metre boyutunda bir tekne tasarımı yapıyorum. Bu henüz tamamlanmadığı için gösteremiyorum maalesef. Üçüncüsünde de yine Orta Doğu marketine, Orta Doğu pazarına yönelik bir elektrikli scooter projemiz var. Bunu da maalesef henüz gösteremiyorum ama birkaç ay içinde ilk görselleri yayınlamaya başlayacağız diye umuyorum. Teşekkürler. Evet, ben de tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten de otomotiv sektörü ya da ulaşım araçları sektörü devasa bir sektör ve hayatın her alanına nüfuz ediyorlar. Değişik etkileşimler yaratıyorlar. Sanki suya düşmüş bir damla gibi onun ürettiği küçük küçük damlalar çeşitli o suyun eriştiği kenarları vuruyorlar. Daha sonra onlar farklı farklı dalgalar üretiyorlar ve etkileşimler büyüdükçe büyüyor.
Otomotiv sektörünün şöyle bir geçmişine bakacak olursak aslında, ta bakın 1900 yılında biraz araştırma yaptık, yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 8000 otomobil mevcutmuş. Yani 9500 kişiye bir otomobil düşürmüş. 1930 yılında bu sayı 23 milyona çıkmış. Yani 5.3 Amerikalı'ya bir otomobil düşmeye başlamış. Tabii burada meşhur Henry Ford'un T modeli ve onun seri üretim sisteminin devreye girmesi önem taşıyor. Bunu şu açıdan söyledim. Otomobil devasa bir sektör ve mesela 1990'larda, 1995 öncesinde Amerika'daki iş gücünün 7'de 1'i. Tabii bu bugün değişti ama 7'de 1'i otomotiv ve otomotive bağlayan sektörlerde çalışıyordu, istihdam ediliyordu. Şimdi belki de otomotivin hızlı büyümesinde Henry Ford gibi büyük kahramanların da etkisiyle birlikte bir mit doğdu. Kahraman tasarımcı gibi. Oysa otomotiv sektörünün bu kadar büyük olduğunu biliyorsak madem, tasarımcıyı biz nereye yerleştireceğiz? Yani tasarım gerçekten de tasarımcının şöyle arkasına yaslanıp da rahat rahat çizim yaptığı bir alan mıdır? Yoksa çok aktörlü, çok paydaşlı, önemli sınırların var olduğu bir alan mıdır? İlk önce bu konuyu konuşmak istiyorum ve öğrencilerimize bir not kağıdı ve kalemi almalarını tavsiye ediyorum. Sedat Bey, siz başlamak ister misiniz acaba? Bu arada diğer katılımcılarımız da dilerlerse sohbet şeklinde araya girebilirler, görüşlerini ifade edebilirler. Buyurun efendim. Sesiniz açık değil galiba. Ahmet kalmış, evet. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Otomotiv dünyanın en büyük sanayisi bence. Çünkü sadece kendisi değil, katmanları ve yanındakilerle birlikte dev bir organizasyon. Bir otomobil üretmek dünyanın en zor şeylerinden biridir aslında. Çünkü çevresel faktörlerini ayarlamak, organize etmek muhteşem bir çalışma gerektiriyor. Biz Türkler biraz bu konuda, organizasyon konusunda eksiyiz. İnşallah ileride daha da iyi hale getiririz organizasyon yeteneğinin konusunu. Şimdi burada bir ikilem var. Tabii öğrenci arkadaşlar olduğu için ben öğrenci arkadaşlara gibi konuşuyorum. İkilem şu, tasarımcı kimdir? Yeri ne olmalıdır? Birileri bir şeyler diyor ki tasarım önemli değildir. Bizler, birileri, kimler diyoruz ki tasarım çok önemlidir, bizler kahramanız. İkisi de değil. İkisinin ortası. Bizler de firmada çalışan mühendisler, muhasebeciler ya da herhangi bir çalışanlarız, evet. Fakat tasarım çok önemlidir. Tasarım dünyanın en önemli konularından biridir. Firmalar, özellikle Türkiye'deki firmalar, ben yurt dışını bildiğim için, Türkiye'yi de bildiğim için aradaki farkı söyleyebilirim. Türkiye'deki firmalar konuya komik yaklaşıyor firma yöneticilere. Tasarım nedir ki, işte kapuktur, işte öyle gelsin çocuk çizsin falan. Otomotiv tasarım öyle bir şey değil. Yani alay alınacak, yani ne olacak işte. Teknik ressam gibi bir şey falan, öyle bir şey değil. Zaten o yüzden hani Türkiye'de çok fazla bir markamız, modelimiz, bir şeyimiz yok. Tasarımı sadece otomotiv olarak demiyorum, endüstriyel tasarım olarak da sağlam ve güncel yaklaşmamız gerekiyor. Yabancı firmalar nasıl yaklaşıyorsa öyle. İş akışları, skill'ler, işte yetenekler, kişiler, organizasyon becerileri büyük olması gerekiyor. Yoksa gerçekten yer alamayız yani bu endüstri sektöründe. Şeye geri dönüyorum. Endüstriyel tasarımcı, otomotiv tasarımcısı ya da işte transportation designer dediğimiz genel bütün ulaşım araçlarını tasarlayan kişi kim olmalıdır, kimler olmalıdır? Yandaki arkadaşlar kimlerdir, beraber çalıştığı hangi bölümler ayrılabilir? Bunlar da şöyle, otomotiv tasarımcısı gerçekten o konuya aşk olarak yaklaşan kişidir. Otomotiv çizimini, işte yat, fark etmez hepsini, bütün dünyayı, güncelliği takip etmesi gerekir. Biraz entelektüel, biraz piyasayı bilen kişi olması gerekir.
sadece otomobil tasarımcısı diye bir kavram yoktur dünyada. Otomobil tasarımcısı da birkaç fraksiyona ayrılır. Dış tasarımcı, iç tasarımcı. Türkçeden söyleyeceğim şu an sadece. Söylemeye çalışacağım daha doğrusu. Bir de advanced design dediğimiz geleceği yönlendiren firmaların içinde, tasarım stüdyoların içinde var olan ileri tasarım stüdyoları var içinde. Bir de advanced designer'ları var. Sadece bunlar yok. Color and trim designer dediğimiz, otomobilin fashion'ı diyebileceğimiz, modasını diyeceğimiz, genelde 190 kadınlardan oluşan bir tasarım grubu var. Clay modeller var. Yani kil modelciler. Tabii özel bir kil bu. Hani seramik kili değil. Bunlar da 1/4, 1/2.5, 1/1 araçların modellerini ne diyelim fiziksel yansımalarını ortaya getirirler, meydana getirirler. Tabii ki çeşitli tool'larla, çeşitli makinelerle birlikte. Dijital modelciler var. Alias bu yüzden en önemli tool'dur, software olarak. Otomotiv Alias'tan başka bir şey kullanılmaz. Rhinoceros, 3DMax falan gibi şeyler kullanılmaz. Alias'ın yardımcı tool'ları vardır. İşte V-RED. Bu da görselleştirme ve sanal gerçeklik. Bu da bunu kullanan kişiler de görsel ne diyelim, uzmanlar, görselleştirme uzmanları diyebileceğimiz kişilerdir ve onlar sadece bu konuya çalışır. Yani tasarımcılar hem tasarım, hem dijital model, hem görselleştirme, hem sanal gerçeklik konularına çalışmaz. Çünkü orada kuvvetler ayrılığı vardır. Ve böyle olması gerekiyordur. Yoksa bir iş çıkartamazsınız. Yaklaşık bir projede tasarımcı sayısı minimum 8, 9, 10 olması gerekiyor. İç dış tasarım olarak. Clay modelci 8, 10. Dijital modelci 10, 12, 15. Bu gibi ayrı yetenekler gerektiren ayrı meslekler doğuyor otomotivde ve benim anlatmak istediğim Türkiye'de özellikle herkes bu konularda ayrışabilir. Evet, Türkiye'de Transportation Design bölümü yok üniversitelerde ama şimdiden kendileri bu konulara merak sarabilir. Dijital tasarım nedir, alias nedir, clay model nedir, color and trim nedir, stüdyo mühendisliği mesela, otomotiv stüdyo mühendisliği vardır. İşte tam ona göre bir bölüm var. Endüstriyel tasarım mühendisliği. Bazen insanlar birbirlerini dışlıyor işte. Yok işte tasarım değildir o falan filan. Hayır. Muhteşem. Stüdyo mühendisidir işte o arkadaş. Tasarımı, tasarım haklarını koruyarak tasarımla mühendislik arasında messenger'dır. Böyle kullanmak gerekir fonksiyonel olarak. Daha çeşitli gruplar var, kişiler var ama tasarım unutmasınlar, profesyonel bir işte ve profesyonel yaklaşsınlar. Bizlere 700, 800, 900 milyon euroluk projeleri ilk başta bizlere emanet ediyorlar. O yüzden çok da komik bir şey değil. Çok ciddi bir mesleğimiz var. Arkadaşlar bu konuya dikkat etsin, ilgi duysun, araştırsın, gönül versin. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten de devasa bir sektör. Aktörlerin sayısı inanılmaz derecede büyük. Acaba diğer katılımcılarımız ne söylemek isterler bu konuda? Özge Hanım, siz başlamak ister misiniz acaba? Tabii. Sedat Bey'in dediği gibi yani tasarım aslında bir ürünün, bir aracın temellerinden birisi. Yani bir aracın yani yıllardır temel fonksiyonu olan ulaşım dışındaki aslında fonksiyonları biraz kullanıcıların ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Ve bu kapsamda ihtiyaçların belirlenmesi, şu anda ergonomi kısmı işte estetik algısı, yani bir ilk aracı gördüğünüzde insanda bir hissiyatı oluşur. İçine girdiğinizde o hissiyatın devamını bulmak istersiniz. Ve herhangi bir kısmını kullanırken onu sorunsuz bir şekilde ve doğal bir, yani ekstra çaba harcamadan kullanmak istersiniz. Bütün bunların kapsamı tasarıma giriyor ve bir yandan hani çok önemli bir kısım, bir yandan da hani
yıllardır biraz star tasarımcı şeyinin algısının dışında bir durum. Yani çok fazla birleşen var ve bütün bunların bir hunide belki süzülmesi ve doğru şekilde aktarılması gerekiyor. Bunun dışında biraz sektörel farklılık olarak ekleyebileceğim bir şey. Örneğin benim çalıştığım alan toplu taşıma alanı ve bir otomobil adetlerinde üretim yapılamıyor tabii ki. Bu bağlamda düşük adetlerde ve daha emek yoğun süreçler geçiyor. Yani üretim teknikleri olarak da tasarım tarafında da yani tek bir araçta yani örneğin bizim ekibimiz işte 5 kişilik bir ekip ve sadece bir kişi görselleştirme alanında uzmanlaşmış durumda. Bunun dışında hepimiz ayrı ayrı tasarımlar üzerinde ve ayrı ayrı alanlarında uğraşabiliyoruz. Bir endüstriyel tasarımcı olmanın güzelliklerinden biri de bu bence. Yani elinizde bir veri var ve onu kullanarak hem estetik hem fonksiyonel bir çözüm sunuyorsunuz. Bu da farklılıklardan biri diyeyim genel olarak. Evet. Belki. Soru, evet, yaklaşılabilecek birçok açı var soruya. Öncelikle şundan bahsetmek isterim ben de, hani farklı bir noktadan yaklaşmak adına. Projeye göre, firmaya göre çok değişen bir rolü var tasarımcının bence. Mesela büyük bir OEM üretici firmada Serhat abinin dediği gibi onlarca tasarımcı veya yüzden fazla tasarım ekibinde çalışan insan var. Burada yine Serhat abinin bahsettiği gibi iç tasarımcı, dış tasarımcı, görselleştirme için farklı kil model, dijital model, birçok çalışan var tasarım alanında. Ama bir yandan da Özge'nin dediği gibi farklı alanlarda, farklı projelerde de 5 kişi, 3 kişi, 10 kişi de yeterli olabiliyor. Ve bu tarz alanlarda tasarımcının rolü biraz daha değişiyor. Bu sefer 3D model de yapması gerekiyor. Gerekiyorsa kil model, gerçi kil model direkt yapmıyorlar ama kil model üzerinde daha çok söz sahibi olabiliyor. Veya mühendislerle direkt iletişim halinde olması gerekebiliyor. Büyük firmalardaysa biraz daha arada köprü rollerin olduğu söylenebilir. Mesela kendi gözlemlerimden örnek vermek gerekirse İtal Design derken biz 100'den fazla çalışan vardı tasarım stüdyoda ve ben hiçbir 3D modele neredeyse dokunmadım. Benim mesela Volkswagen grubuyla yapılan bir projede direkt benimle çalışan bir 3D modelci arkadaşım vardı. Her şeyi o modelliyordu. Ben çiziyordum, o modelliyordu. Çünkü zaman çok kısıtlı. Saat başı ücretli olan projeler var ve burada kimsenin hani esnek olup da ben bunu da yapayım, şunu da yapayım gibi bir vakti söz konusu değil. Öyle bir bütçe söz konusu değil. Ama daha sonra Avusturya'ya gittiğimde Design Stores'ta bu sefer ekibimiz çok daha küçüktü. 5-6 kişilik bir ekibimiz vardı ve bu sefer projede daha fazla responsibility gerekiyor. Sorumluluk gerekiyor. Bu konuda da 3D model de yapıyorduk. Görselleştirme de yapıyorduk. Müşteri kimse ona uygun şekilde sunumlar da hazırlıyorduk. Dolayısıyla çok değişken bir konu. Ama sizin orijinal sorunuza gelirsek, hani başlangıcınıza gelirsek, dediğiniz gibi 1900'lerin başından beri olan, yani bayağı bilinen bir sektör ve mesela 60-70'lerde star tasarımcılar vardı Özge'nin bahsettiği gibi. Bunlar mesela Gandini olabilir. Birçok isim var. Veya Giugiaro vardı. İtal Design'ın aslında kurucularından olan, benim gidip çalıştığım. O zaman tek başına, yani hemen hemen tek başına bir arabayı tasarlayabiliyordu. Ve çok daha farklı bir alandı, çok daha farklı bir zamandı bu. Ama günümüzde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Kimse bu aracı ben tasarladım diyemez artık, öyle bir nokta yok. Çünkü gerçekten büyük bir ekip işi ve tasarım ekibi de değil sadece. Bunun içinde mühendisler de var. Yani yüzlerce kişinin çalıştığı projeler, çok büyük projeler. Dolayısıyla tasarımcının rolü çok değişken diyebilirim. Veya son bir şey, şunu söyleyebilirim.
Mesela otomobil tasarımı bundan 10-20 yıl önce bence tasarım alanında gerçekten en hani rüya meslek diyebileceğimiz bir meslekti. Hani herkesin içinde vardır bir otomobil tasarlamak, otomobillere karşı olan tutku ya da en azından ben öyle görüyorum. Ama günümüzde mesela bu konsept art, filmler için yapılan tasarımlar, internetle birlikte de artan hani üretimden ziyade fantezi dünyasına giden tasarımların çok artışı araba tasarımını bence biraz geriye atıp ön plana çıkmış durumda. Çünkü araba tasarımında çok sınırlıyız aslında. Hani üretime gideceği için sonunda ya da konsept bile olsa ekip işi olduğu için çok sınırlı olabiliyor. Ama bu film sektörü benim çok ilgimi çeken bir alan. Mesela bu konsept tasarım son yıllarda gerçekten biraz daha otomobilin önüne geçmiş durumda bence rüya meslek olarak. Bir de yine son dedim ama bu sefer son söz. Serhat abinin bahsettiği programlar konusunda ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela Alias kesinlikle otomobil sektöründeki hani bel kemiği program. Ama günümüzde o kadar fazla yeni program var ki hani tamam bir Rhino veya SolidWorks kullanmıyor hiçbir tasarımcı otomobil sektöründe ama poligonal modellemeler çok artmaya başladı. Çünkü 3D modelleme yine o alanda özelleşmiş, uzmanlaşmış Alias modelciler yapıyor. Tasarımcıysa çok hızlı bir gün içinde tasarımını genel kütlelerini, hacimlerini ortaya çıkarabilecek 3D modeller yapıyor. Mesela Blender, 3D Max, Maya, Speedform gibi poligonal modellemeleri de burada öğrenci arkadaşların biraz bakmasını öneririm. Özellikle Blender çok artan, hızla büyüyen bir program ve herkes kullanıyor. Mesela geçen gün Roborace ile bir otonom yarış araçları yapan bir firma Roborace. Onlarla birkaç görüşmemiz oldu. Birkaç tasarımcıyla etkinlik oldu. Herkes Blender kullanıyor. Görselleştirme dediğim gibi özellikle fantezi kısmından giderken tasarımcılar çok fazla kullanmaya başladı. O yüzden ona da bakmalarını tavsiye ederim arkadaşlara. Evet, önemli tavsiyeler. Ben de teşekkür ediyorum. Profesyonellikten bahsettik. Yani dikkatimi çekti. Otomotiv sektörü profesyonellik istiyor. Profesyonellik deyince de hemen aklımıza kişisel disiplin geliyor bence. Değil mi? Sınırları bilmek, doğru zamanda doğru işi teslim edebilmek. Bu da aslında gündelik hayata belki de akseden, nüfuz eden bir disiplin anlayışını getiriyor. Şimdi sormak istiyorum. Bir otomotiv tasarımcısının profesyoneli günü nasıl geçer? Nelere dikkat eder? Günü nasıl değerlendirir? Ne kadar sıklıkla pratik yapar? Belki bir şeyleri kaybetmemek için, belki yeni yetenekler elde edebilmek için. Acaba ilk söz almak isteyen bir konumuz var mı acaba? Buyurun Serhat Bey. Ben mi? Peki. Şimdi ben tabii daha çok tasarımın artık yönetimindeyim. Hem firma sahibi olarak hem de proje danışmanlığı, proje yöneticileri olarak. Fakat tabii ki nereden geliyorum? Otomobil tasarımcılığı. Çeşitli disiplinlerden geliyorum. Alias programını çok iyi biliyorum. Otomobil tasarımı zaten görev yapmışım. O yüzden kendimden ve arkadaşlarımızdan, firmamızda çalışmış olan arkadaşlardan da örnekler vereceğim. Bir kere tasarımcı çok aydın insan olması gerekiyor. Tasarımcı. Endüstriyel tasarımcının da ama otomotiv tasarımcısı. Vizyoner olması gerekiyor. Geleceğin 5, 10, 15, 20, 25 yıllık araçlarını, ürünlerini tasavvur edebilmesi gerekiyor. Çok kolay tuzaklara düşmemesi gerekiyor. İşte biliyorsunuz günümüz biraz yalan çağ aslında. Televizyonlar, medyalar, sosyal medyalar fazla bilgi var. Ama o bilgilerin hepsi doğru anlamına gelmiyor. Bizlerin biraz uyanık ve ayın karanlık yüzünü görebilecek yetenekte kişiler olmamız gerekiyor. Tasarımcılar olarak, otomobil tasarımcı olarak. Pratik söylemiyorum zaten hani pratik yapmayı. Söylenecek bir şey yok. Çünkü siz yani tasarımcının, otomotiv tasarımcısının ekmek su kadar ihtiyacı olan bir şey. Çizim yapmak. Üniversitede işte Berk gösterdi. Ahşap. Ben de duvarlara çiziyordum. Kağıt bittiğinde. Kantinde. Sonra boyamışlar. Ama altın hala gözüküyordu bir zaman.
Sonsuz pratik, işte dediğim ya hani biraz önce, aşktır aslında. Tasarım bir aşktır, bir yaşam biçimidir. Yani öldüğümüzde bile belki tavuğumuzu kendimiz tasarlamak isteyeceğiz. O derece bir meslektir. O yüzden sonsuz çizim, merak çok önemli, ilgi. Bu konulara çok dikkat ediyoruz. Yeni programlar, işte Berk'in bahsettiği Blender, daha önce Maya, konsept anlamında nerelerde. Yeni programlar, mesela Alyaz'ı öğrenemiyoruz diyor arkadaşlar. Öğrenmek isteyen her şeyi, herkes her şeyi öğrenir. O kadar aydınsınız ki siz, o kadar tertemizsiniz ki beyniniz şu an. Öğrenmek isterseniz öğrenirsiniz. Hiç kesinlikle dinlemiyorum ben, yani, kabul etmiyorum. Tasarımcı, otomobil tasarımcısı öğrenir, devamlı öğrenir. Ben çünkü hala öğreniyorum. Ve ben hala öğreneceğim çok konu var diye tahmin ediyorum. Günümüz böyle geçiyor aslında. Bol eskiz, bol 3D modele bakış, kaliteli çizimler, kaliteli eskizler, kaliteli modeller. Bunları yapmak, konsantre olmak. Konsantrasyon çok önemli. Konsantre oluyoruz mesela. Çevresel faktörler bizi engelliyor bazen. Ben duymadığımı biliyorum ya, bana sonradan söylüyorlar. Şey, çay ister misiniz diyor arkadaşımız. Çalışanımız. Duymamışım. Duymak da istemiyorum aslında. Çünkü konsantrasyon çok önemli. O kadar çok detay var ki otomobil tasarımında. Bunların oluşturulmasında, çeşitli dijital, elektrik, konularında. O yüzden endüstriyel tasarım, otomobil tasarımının günü çok yoğun geçer. Gece geç saatler kadar çalışırız. Hazırlık olsun arkadaşlar. Bizler de her türlü yardıma hazırız. Bilgi olarak, öğretici olarak. Sadece merak etsinler, çok merak etsinler ve çok ellerine çalıştırmaya başlasınlar. Eskiz özellikle. Manuel, dijital. İyi bir 3D program. İyi modeller, kaliteli modeller. Tavsiyem bunlar. Yaşamda bu zaten. Yani otomobil tasarımı da 3 aşağı 5 yukarı böyle. Evet. Evet. Önemli tavsiyeler. Diğer konuklarımız ne eklemek isterler acaba? Özge Hanım, siz eklemek istediğiniz bir şeyler var mı herhalde? Tabii. Biraz Sedat Bey'in de bahsettiği gibi aslında temelinde bence öğrenerek geçiyor ve merak ederek, araştırarak. Yani sürekli, yani özellikle son 15 sene diyeyim, hani her şey o kadar hızlı değişmeye başladı ki sürekli tool'lar konusunda da ya da hani genel trendler, her şey çok hızlı değişiyor ve sürekli bir tasarımcının kendini aktif tutması gerekiyor aslında ve kendini beslemesi gerekiyor ki hani bunun sonucunda projelere bir şey aksın. Bunun dışında aslında projenin hangi alanında olduğumuza göre değişen süreçlerle geçiyor günümüz. Yani bir araştırma sürecinde dediğim gibi dünyada neler oluyor, sektör nereye gidiyor, sadece kendi üzerine çalıştığımız alan değil, örneğin bir uçak tasarımında neler oluyor, bunları incelemek önemli ve yani bitecek bir şey değil bu, sürekli kendimizi besleyeceğimiz bir şey ve bu da aslında insanı o tasarım sevgisini aktif tutan şey, yani sürekli bir arayışta olmak ve daha iyi yapma isteği. Bunun dışında yine gözlemci olmak önemli. Yani kullanıcılar neyde zorlanıyor, neye ihtiyaçları var, araştırma aşamasında yine bu önemli. Onun dışında da pratik, yine Sedat Bey'in dediği gibi aslında modelleme üzerinde de ya da sketch üzerinde de çizimi sürekli aktif tutmak ve insanın form algısını belki aktif tutmak önemli. Bunun dışında yani CMF tarafı var bu işin, hani o tarafa yönelik bir çalışma yapılıyorsa yeni teknolojiler ve malzemeler önemli. Bunlara dair bilgili olmak ve
hangi ihtiyacı ne kullanılır, fonksiyonel ihtiyaçları, duygusal ihtiyaçları hitap edecek bir şey mi, bunun arayışında olmak ve bunun araştırması da olmak önemli. Bunları söyleyebilirim ben de. Gözlem dediniz, toplu taşımada sizin alanınız olduğu için soruyorum. Toplu taşımaya binerken artık bambaşka bir gözle bu araçları kullanıyorsunuz herhalde. Evet. Sırf o yüzden bindiğiniz araçlar oluyor mu? Yani sırf mesela bu kalabalıkmış insanlar, bakalım nasıl davranıyorlar falan gibi ya da araştırma sürecinde oluyor. Yani bir hattan binip İstanbul'un bir ucundan çıkıp başka bir tarafa gidip hani sadece hangi araç ve içeriği nasıl, bir farklılık var mı falan, bunu gözlemlemek için yaptığımız oluyor. Ya da sadece kullanıcılar, tabii yolcular değil, şoförlerle görüşmeler düzenliyoruz. Ya da bakım tarafında ne ihtiyaçlar var? Yani bir ürün sadece tasarlandığında bitmiyor aslında. Bunun sürdürülebilir olması ve sorun çıkarmaması, ya da bakım yapılıyorsa da bunların hani kolay yapılabilir, bakımcı tarafından kolay ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani genel olarak ne ihtiyaçlar var, bunları araştırıyoruz. Mesela konuşmanın girişinde pandemi sürecine özel olarak da alt proje geliştirdiğinizden bahsettiniz. Buradaki acaba araştırma süreci nasıl gelişti? Çünkü hiç bilmediğimiz bir virüsle baş etmeye çalışıyoruz. Bu zorlu bir süreç olsa gerek. Tabii, yani bütün dünya aslında aynı şeyle aynı anda karşılaştı ve yani bilinmez çok fazla, hala bilinmez çok fazla. Bir çözüm üretmek de o süreçte sürekli yani öncelikle en önemli olan şey problem tanımıydı. Yani ne noktada bir çözüm üretebiliriz? Onların biraz ayrıştırmasını yaptık. Yani toplu taşıma tabii insanların bir arada çok bulunduğu bir alan ve direkt bir şey noktası, virüsün yayılma noktası. Bunu da ama yani bu kullanımı da sürekli devam ettirmek gerekiyor. Yani sonuçta insanlar işlerine gitmeye devam edecek ama bu tarafta bir çözüm sunmak gerekiyor. En temel şeylerden birisi sürekli bu araçlarda bulunan kişiler olan şoförleri korumaktı. Bunun dışında yolcular için de yani belli başlıklara ayırdık diyebilirim. Temas noktalarını, yani bu hava ve dokunma noktaları diyeyim. Onları belirleyip hani bunlara ne çözüm sunabiliriz? Bunları inceledik. Onun dışında kontrol etme ne şekilde olabilir? Mesafeyi artırma ne şekilde olabilir? Sosyal mesafeyi nasıl kurgulayabiliriz? Bir yandan da bu tabii hani biz belli çözümler sunuyoruz ama bunun kullanımı biraz maliyetlerle de alakalı. Zaten hani toplu taşıma kullanımı çok düşüyor ve gelirler de düşüyor. Bununla birlikte oradaki belediyenin ya da başka bir firma ise onun nasıl bir buna dair kontrol yürüttüğü, kendisi bir çözüm sunuyor mu falan, bununla da alakalı bir süreç oluyor. Öyle özetleyebilirim yani. Evet, teşekkürler. Evet, gerçekten de zorlu bir süreç. Çok aktörlü gene. Değişen şartlarla birlikte aktörlerin sayısı ve çeşitliliği de artıyor. Berk Bey, evet, sizin eklemek istediğiniz ne var acaba? Ben öncelikle bu şu an konuştuğunuz konuya bir yorum yapmak istedim. Gerçekten tasarımcının rolü, Özge'nin rolü burada toplu taşıma alanında çok önemli bence. Çünkü mesela insanlarda şunu gözlemliyoruz. Arkadaşlar 2 metre mesafeyle durun, 1 metre mesafeyle durun dediğinizde belki 30 saniye buna uyuyorlar. Ama ardından hemen o anki duruma göre değişiyor bu olay. Ama tasarımcının kullanıcı tecrübesine, kullanıcı user experience dediğimiz yaklaşımla bunu engelleyebilmesi çok daha belki faydalı, verimli olabilir. Yani tasarımcı gerçekten bir çözüm bularak insanları bunu hatırlatmadan, doğal olarak bunun aralarında 2 metre mesafesi olması gerektiğini toplu taşımada gösterebilir mesela. Burada gerçekten tasarımcının rolü
çok etkileyici olabilir. Orijinal soruya dönecek olursam çok hızlı bir yorum yapayım. Tasarım disiplini konusunda mesela Sedat abinin de dediği gibi şu an herkes istediğini öğrenebilir konusunda. Ben üniversitedeyken hani çok da değil yani bir 5-6 yıl öncesinde 7-8 biraz olmuş neyse. O dönem ben mesela Alias'ı öğrenmek için bilgisayarımdan Rhino'yu, 3D Max ne varsa silmiştim, Alias'ı yüklemiştim. Biraz da cesaret gerektiriyordu bu açıkçası. Çünkü okul projeleri bir yandan devam ediyor ve hiç bilmediğim bir program. Arayüzü çok farklı. Biraz challenge vardı yani. İnternetten belli bir aşamaya kadar öğrenebilmiştim. Hani kendi kendinize bir yere kadar öğrenebiliyorsunuz ama mesela 2 hafta boyunca çözemediğim çok basit bir şey vardı Alias'ta. Hani gösterebilecek kimse yoktu o zamanlar. Sonra Ford'da staja gittim. Serhat abinin ekibinden birkaç Alias modelci vardı. Beni vardı, Kresi vardı hatırlarsan Serhat abi. Onlarla sürekli konuşuyordum, onlara sorular soruyordum ve şöyle bir şey var, bir ay çözemediğiniz, nasıl kullanacağını bilemediğiniz bir şeyi bilen birisi 10 dakika içinde gösterebiliyor ve bu gerçekten çok şaşırtıcıydı benim için. Daha sonra yine İtalya'ya gittiğimde orada Alias eğitimini de iyice pekiştirerek hani aslında kendim öğrenmeye çalışırken çok zor olan şeylerin çok kolay olduğunu görmüştüm. Bunu da şuna bağlayacağım. Çizim konusunda da aynı şey var. Mesela ben lisede veya üniversitede araba çizerken bunu profesyonel bir tasarımcıya gönderdiğim zaman bana oranlara dikkat et, proportion'a dikkat et derlerdi. Tamam dikkat edeyim de o ne? Hani bilmediğim bir şey. Tamam dikkat et, o yanlış. İyi de doğrusu nasıl? Bunu da tabii yazarak anlatınca olmuyor. Görsel bir şey lazım. O zamanlar bu kadar fazla kurs yoktu, online eğitim yoktu. Dolayısıyla ben de bugün hani artık bir şeylerde kendime güvenince belli bir tecrübem olunca hani çok tecrübeliyim vesaire demiyorum ama en azından bildiğim bir şeyler var ve bunu Türkiye'deki veya dünyadaki öğrencilere göstermek için bu YouTube'dur, online eğitimdir bunlara başladım. Gerçekten günümüzde her şeyi öğrenmek çok daha kolay, o yüzden o konuda yılmamak lazım, biraz kendilerini zorlamaları lazım öğrencilerin diyebilirim. Günlük rutin olarak da şunu söylemek istiyorum, tasarımcının günlük rutini deadline'ın ne zaman olduğuna göre değişir. Deadline yarınsa çok daha farklı bir rutin var. Deadline 2 ay sonraysa çok daha keyifli, esnek bir rutin var. Bazen gün boyu sadece araştırma yapabiliyorsunuz. Mood board hazırlamak için, bir vizyon, Sedat abinin de Özgen'in de dediği gibi vizyon geliştirmek için oturup bir gün, iki gün sırf araştırma da yapılabilir. Ama deadline yarınsa projeyi bitirmek için ne gerekiyorsa gerekirse uyumadan onu yapmak gerekiyor. Dolayısıyla çok değişken bir rutin söz konusu bence. Evet, deadline tam bir majör faktör, öyle değil mi? Aslında pandemi de öyle. Bir anda hayatımıza giriverdi. Pek çok şeyi değiştirdi. Firmaların karlılık oranlarını da değiştirdi. Tüketim kalıplarını değiştirdi. Ve tasarımcıların bunların hepsine ayak uydurması gerekiyor. Bu majör faktörlerden bir tanesi de elbette ki içinde bulunduğumuz ekolojik sorunlar. İklimsel değişiklik gibi hepimizin artık tanıdığı, bildiği tehlikelerin farkında olduğumuz sorunlar. Bunun belki de bir yansıması otomobil firmaları özellikle ya da transportasyon firmaları diyelim daha çevreci olmaya çalışıyorlar. Bunun yansımalarından bir tanesi de elektrikli otomobiller. Yani içten yanmalı, işte fosil yakıtlara bağımlılığımızı azaltacak yeni sistemlerin geliştirilmesi diyelim genel anlamda. Elektrikli araçları hepimiz artık görmeye başladık. Yollarda da artık yeni bir farkındalıkla bu araçlara bakmaya başladık. Ve tasarımda da bir şeyler değişiyor ve biz tasarımcılar olarak bunlara ayak uydurmak zorundayız. Ama değişen tam olarak ne? Sadece motorun içi mi değişti yoksa tasarımın geneline akseden bazı şeyler mi var? Sedat Bey siz başlamak ister misiniz acaba bu konuda? Tabii ki. Tabii ki. Bence değişen en büyük şey hayat, lifestyle. Lifestyle'ın değişmesi, yeni teknik teknolojilerin devreye girmesiyle birlikte fosil yakıtlı araçların dünyamıza olan baskıları, karbon salınımı olarak bunlar tabii bizi elektrikli araç çağına daha hızlı sürüklemeye başladı. Elektrikli araç çağı da dil değişti. Tasarımın dili değişti. Dikkat ederseniz hiçbir elektrikli araba normal içten yanmalı motorlu araba
araca benzememeye başladı. İşte Tesla ilk başta Jaguar gibi arabalar üretirken şimdi yavaş yavaş değişmek için çeşitli nasıl desem absürt tasarımlara bile geçiyor. Sadece oradan çıkmak için. Bunlar bir onların denemeleri. Arkadaşların bol gözlem yapması gerekiyor bu konuda elektrikli arabalar konusunda. Mesela ben bir tane araç almışım zamanında, Corvette. Onu ne yaptım? Taradım, parçalarını ayırdım, taradım her tarafını, içini dışını, sağını solunu. Sonra ben kendi arabamı, yani spor arabamı yapacaktım. Onun drivetrain dediğimiz Euro aksamlarının üstüne, şasi artı Euro aksamlar. Yaptık tasarımları falan filan. Bu arada çağ değişti. Elektrikli otomobil çağı değişti. Yaptıklarımız o kadar eski kaldı ki bana göre. Yapmamam gerekiyordu ve yapmadım. Yapamadım. Zaten işlerden vaktimiz yoktu. İyi oldu da. Şimdi elektrikli çağla birlikte elektrikli arabaların piyasaya her gün daha fazla çıkmasıyla birlikte şimdi konsantrasyonumuz yeni dil arayışında. Bu o kadar kolay bir şey değil. Zor bir şey. Hem yeni bir dili oluşturacaksınız, bulacaksınız. Hem de bunu devam ettireceksiniz ve diğerlerinden farklı olmanız gerekiyor. Hizmet verdiğiniz firmaların kendi dilinde ya da sıfırdan oluşturulacak bir markanın ayrı bir dilini oluşturmak için çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunlar zor, meşakkatli işte ama çalışarak, çok gözlem yaparak, deneyimleyerek, karşılaştırmalar yaparak ortaya çıkacak konular. Elektrikli otomobiller gelecek. Ondan sonrasını da düşünmemiz gerekiyor. Fuel cell dediğimiz hidrojen ama hidrojen elektrik üretiyor öyle araçlar. Çünkü hep bunlar da olacak. Geleceğini de bilmemiz gerekiyor. Nereye doğru gidiyor? Elektrikli araçlara dikkat etsin arkadaşlar. Çinli firmalara takip etsinler. Şu ne olur klasik Çin malı, herkes Çin'i kötülüyor falan filan. Lütfen bunu bıraksınlar, bu tuzaklara düşmesinler. Çinliler ne yapıyor şu an? Çünkü elektrikli otomobil çağını tetikliyorlar, domine ediyorlar artık. Avrupa'da 7-8-10 firma bu konuda çalışırken, Çin'de şu an en az 50-60 firma elektrikli araba üretiyor. Şu an giremiyorlar belki Avrupa, Amerika piyasalarına çoğu. Ama yarın girecekler. Belki öbür gün girecekler ve girdiklerine domine etmiş olacaklar. Çinli otomotiv firmalarını takip etsinler. Onlardaki, çünkü onlar tasarımcıları ilk önce yüzlerce, binlerce tasarımcı batıdan getirdiler. Ben bile teklif almıştım yani birkaç kere. Agresiftiler. Oturttular. Şimdi kendi kendileri de işte %50-%50'ye geçtiler. Daha sonra %20 yabancı, %80 Çin olarak geçecekler. Ama doğru gidiyorlar, doğru ilerliyorlar. Elektrikli çağ artık her şey yansıdı. Sadece elektrik çağı değil. İşte iPhone'la birlikte dijital diğer telefonların kuvvetlenmesi olanak olarak, kullanım olarak bunlar otomotive yansıdı. Bunlar çok büyük avantaj. Elektrikli araba daha uygun fiyatta üretilebiliyor. Böylelikle daha az ne diyelim çevreye zararla, ama şunu unutmasınlar, her insan bile ama her firma çıktısı vardır ve çevreye zarar verir. Yani green teknoloji diye bir şey çok da yok yani. O yüzden önemli olan minimum çıktıyla, minimum karbon salımıyla araçların tasarlanması, komponentlerin tasarlanması. Elektrikli çağ buna imkan tanıyor. Elektrikli arabalarla birlikte. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok çok şey var konuşacak ama uzatmayayım daha fazla. Tamam. Devam ederiz tabii. Tabii. O zaman Özge Hanım'a ben söz vereyim. Tabii. Sedat Bey'in bahsettiği gibi Çin biraz fake it till you make it sözünün karşılığını şu anda gerçekleştiriyor gibi görünüyor. Yani dünyadaki temel pil üreticisi ülke olarak ve
Hakikaten elektrikli araç piyasasını domine etmiş durumdalar. Ve dönüşümü çok hızlı yani gerçekleştiriyorlar. Bunun yanında aslında bir tasarım dili de oluşturmaya başladılar. Yani bir Çinli araçları ayırt etmek biraz olası hale gelmeye başladı. Yine Sedat Bey'in dediği gibi önemli olan konulardan biri yani Çin'de böyle bir oluşum var ama bunun dışında genel bir elektrikli araç formu dönüşümü var ve bunu nasıl yapabiliriz? Bu bir süreç yani aslında çok şey değişiyor yani psikolojik olarak da fonksiyonel olarak da yani bu genel form dışa yansıyan form dili dışında yani aracın range'ine nasıl bir alanda hizmet verecek ve yani kısa mesafe mi buna bağlı olarak yani pil kapasitesi nasıl olacak yani çok küçük bir alanda seyahat edecekse örneğin bir otobüs yine otobüsten örnek vereyim ve küçük alanda bir shuttle yapıyor. Çok büyük bir pil kapasitesine gerek yok ve böyle bir hani ağırlıkla birlikte aracın enerji sarfiyatını artırmaya gerek yok. Bununla birlikte aracın strüktürü etkileniyor aslında. Yani daha hafif bir strüktürle piller yerleştirilebilir. Piller nereye yerleşecek bu etkileyici bir konu. Mevcut araçlardan çok daha iç tasarım olarak da yani iç yerleşim olarak da yalınlaşmış oluyor. Örneğin arka bölümde genelde hani otobüslerde motor alanı bulunur ya da hani ya yan tarafı motorludur ya altında yükselti vardır. Bu çok daha flat hale geliyor ve alan daha ferahlaşıyor ve sessizleşiyor araç. Ya bir sürü şeyi etkiliyor aslında. Ya özet olarak bunları söyleyebilirim sanırım ben de. Evet, sese değindiniz mesela. O da önemli bir katman bence araba tasarımında. Arabanın motorunun sesini duymak, duymamak, gürültü, çevre ilişkisi, kullanıcı konforu ama diğer yandan da o sese büyük hayranlık duyan kitleler de var elbette. Özellikle kimi markalar değil mi? O sesleriyle böyle adeta bir marka farkındalığı yaratabilmişler. İlginç bir konu. Evet Berk Bey, siz ne eklemek istersiniz acaba? Evet, ses dediniz, konu karıştı. Şöyle, ben de önce teknolojisinden başlayayım. Gerçekten hani burada oturup iki gün elektrikli araba mantıklı mı değil mi bunu konuşabiliriz. Hani bir yandan evet dünya bunu kabul ediyor artık. Ama bir yandan bu bataryaların ömrü var. Çok yeni bir teknoloji sayılır hala. 10 yıl sonra bu bataryalar kullanılamaz olunca bunları nasıl geri dönüştüreceğiz vesaire gibi birçok soru var işin o kısmında. Elektrikli arabalar veya araçlar diyeyim genel olarak küçük olduğu sürece bence mantıklı. Mesela 30 tonluk bir iş makinesinin ben elektrikli olabileceğini günümüzde sanmıyorum. Bilmiyorum var mı öyle bir konsept ama hani konsept olarak var da öyle bir şeyin gerçekçiliği şu an var mı bilmiyorum. Elektrik bence biraz daha ya toplu taşımada kullanılabilir ya da ufak araçlardan şehir içi düşük mesafesi menzili olan araçlarda kullanılması bence daha mantıklı. Ama işin teknoloji kısmı, teknik kısmına hani çok girmemekte fayda var şu an. Onun yerine tasarım kısmından bahsedeyim ben de. Elektrikli araçlar evet yeni bir dile doğru gidiyor ama o dil bence hala bulunamadı. Çünkü mesela yine Serhat abinin de bahsettiği gibi Tesla çok conventional bir şekilde başladı. Buna hani çok geleneksel yaklaştı. Belki de bunun sebebi insanlar hazır değildi. Evet bu da olabilir. Ama bir yandan bence elektrik diline en uygun araçlardan biri BMW i8 ve i3 bence çok gerçekten şaşırtan bir tasarımdı. Çok yenilikçi bir tasarım, vizyoner bir yaklaşımdı. Ama onlar da ticari olarak başarı sağlayamadı. O yüzden durdular. Mesela i3 bir yandan hani Avrupa'da varken firmaya getirisi anlamında o kadar da başarılı bir proje değildi ikisi de. Şu anda da ikinci el fiyatlarına da bile baktığınızda bu ikisi hani gerçekten bayağı değer kaybetmiş durumda olan araçlar ama tasarım anlamında bence hala elektrikli araç tasarım konusunda i8 efsanevi bir tasarım diyebilirim. Burada hani öğrencilere de konuştuğumuz için onlara da benim tavsiye edebileceğim şey
gerçekten çok uçuk düşünmeye çalışmak lazım. Çünkü elektrik tasarımının yanı sıra, elektrikli araç tasarımının yanı sıra otonom araçlar var şimdi. Hani otonom belli seviyede level 3-4 seviyelerinde araçlar var. Bu 5'e çıktığında ne olacak? Her şey tamamen otonomus olduğunda hani bu bile artık klasik bir yaklaşım. Hani direksiyon simidi ortadan kalkınca aracın iç tasarımında ne olacak? Hani buna dair şu anda binlerce konsept varken hala tam bir oturmuş bir cevap yok. Bunun cevabını hala bilmiyoruz. Dolayısıyla elektrik ve otonom araçları karıştırdığımızda öğrenciler için çok fazla seçenek çıkıyor. Portfolyolarında gösterebileceği, hani internette gördüğünüz projelerin hepsi artık hemen hemen aynı. Behance'de, Instagram'da, orada burada baktığımızda, hatta firmalar bile, atıyorum Volvo'da bir otonom araç yaptığında, BMW'de bir otonom araç yaptığında ana fikir aynı. Ufak değişiklikler oluyor. Marka diline ekliyorlar ama hala bir insanları çok şaşırtan büyük bir konsept yok diyebilirim. Ya da belki de ben görmedim, bilmiyorum, ama çok daha fazla zorlayabiliriz. Şimdilik ben de bunları ekleyeyim. Hani çok fazla zaman almak istemiyorum. Uzun uzun konuşup aynı konuda. Varsa başka tamam. Eklemek istediğiniz. Evet, yani Hı-hı. zamanımız var. Şöyle 1 saat 5 dakika oldu yaklaşık olarak başladığımız. Hı-hı. Yani zamanımız var. Rahat hissedin lütfen. Evet, büyük değişiklikler, değişimlerden bahsediyoruz. Bunun içerisinde yeni aktörlerin otomobil piyasasına agresif girişleri de söz konusu. İşte Çin örneğinden birlikte bahsettik. Belki buna Hindistan da eklenebilir. Burada sadece girişimciler ya da işin sermayesi değil, aynı zamanda da insan gücü, insan sermayesi daha doğrusu işin içine giriyor. Bu da otomotiv tasarımında özellikle genç tasarımcılar için rekabet demek. Bundan 10 yıl önceydi, sanırım katıldığım bir konferansta. Çin'de o dönem tüm üniversite dersleri içerisinde içinde tasarım adı geçen derslerin sayısının 500'ü geçtiği söyleniyordu. Bugün eminim ki bu rakam, bu sayı çok daha yükselmiştir. Ve bunun içerisinde otomotivin de önemli bir yer kapladığını ben düşünüyorum. Özellikle sanayi bu kadar gelişirken üniversiteler ya da tasarım eğitimi veren çeşitli eğitim kurumları otomotivi es geçmiyordur. Bu da bizim öğrencilerimizin, Türk öğrencilerimizin karşısında uluslararası anlamda daha çok rekabet demek anlamına geliyor. Şimdi bu noktada sizlerin tavsiyeleri bence çok önemli olacak. Sürekli değişen bir işte bilgisayar teknolojilerinden bahsettik. İşte Blender'ın nasıl yeni çıkıp da tasarımcıların portfolyosu içerisinde girdiğinden bahsettik. Pandemiden bahsettik, elektrik teknolojisinden bahsettik, ekolojik sorunlardan bahsettik. Sürekli bir devinim içerisinde gelişiyoruz. Peki tasarımcılar ne yapmalı? Disiplin kavramından bahsettik, yeniyi takip etmekten bahsettik ama bir de bunların dışa vurumu var. Özellikle portfolyo, portfolyo hazırlama, portfolyo tasarımı. Bunlar çok kritik konular, özellikle iş arama noktasında ve kendini geliştirme noktalarında. Acaba bu noktalarda sizler tabii staj imkanlarını vesaireyi de eğitim imkanlarını da böyle içine alarak böyle geniş bir perspektif içerisinde neler söylemek istersiniz? Sedat Bey'den başlayalım mı isterseniz, sırayı bozmayalım. Mikrofonunuzu gene rica edeceğim. Unutuyorum. yaklaşık 8 yıldır, Türkiye'de 9 yıldır bir firmam var. O yüzden çok başvuru oluyor. İşte ciddi, önemli, hatta Türkiye'nin kalburüstü firmalarından projeler yaptığımız için, o firmalara hizmet verdiğimiz için ve önemli projeler oluştuğu için arkadaşlar da teveccüh ediyor. Ve işte hem portfolyolarını gönderiyorlar, hem CV'lerini, hem başvurudan yaparım. Gördüklerinde, yakaladıklarında çeşitli söylemlerimiz, konuşmalarımız oluyor. Fakat şu ana kadar bana gönderilen portfolyolardan çok mutlu değilim. Ben daha iyi olmalarını bekliyorum. Benim amacım öğrencilerin, bizler gibi başlamış arkadaşların daha iyi olması, daha yenilikçi, daha vizyoner yaklaşımlarla daha iyi eskizler, daha iyi
tasarımlar, fark etmez konusu endüstriyel tasarım ya da araç tasarımı. Daha bu çağa 2021, 2025, 2030'lara ait söylemleri olabilmesi gerekiyor. Ve bunları iyi bir dilde anlatabilmesi gerekiyor. Portfolyolar geldiğinde şöyle geliyor açıkçası, Türkçesi. Bir tane Lamborghini çizmiş, aynısını Ferrari ya da bir tane işte el, kalem, bardak, desen çizmiş, onu koymuş portfolyosuna. Yani sanki ya bunu yapmayın arkadaşlar. Yani desen çalışmalarınız ayrı bir şey, onlar sizde, sizin özelinizde. Portfolyolarda firmaya staj da yapsanız ya da iş başvurusu da yapsanız firmalara şeylerinizi göndermeyin, desen çalışmalarınızı. Onlar hiçbir anlamı yok bizler için. Evet, biliyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Bir Lamborghini, bir Ferrari ben görmek istemiyorum aynısını. Ya da çok yakınını. Ben Lamborghini firmasında çalışmıyorum ki seni, sizi Lamborghini firmasına işe alacağım. O yüzden kendinizin farklı, yani tasarım nedir, niçin vardır endüstriyel tasarım, otomotiv tasarımı? Farklı, farkındalığı olan, önümüzdeki çağlara algısında diğer firmaları çalışan, hizmet verdiğiniz firmanın diğer firmaların önüne geçecek, karlılık oranını arttıracak işler yapmak. Yani çok basit anlamda yaklaşırsak konuya. O zaman farklı ve farkındalığı olan, yenilikçi ve size şahsınıza münhasır tasarımlar yapmanız gerekiyor. Buna giden yollarda bol çizmek, bol eskiz yapmak, bol gözlemlemek. Desen dersi alın. Bence bütün endüstriyel tasarım öğrencileri desen dersi alması gerekiyor. Ama üniversitenin içinde, ama dışarıdan ek olarak. Eskizden bahsederken ben çok güzel illüstrasyon şeklinde eskizler yapıp gelmiş arkadaşlar var. Onlar da değil ki beklediğimiz. Biz grafik illüstrasyon bölümü değiliz ki. Bana 2025'in, 2030'un, 2035'in vizyonunu, kendi fikrini ortaya koyabilecek doğru eskizler. Muhteşem illüstrasyonlardan bahsetmiyorum. Doğru perspektif, doğru ışık, gölge, mekan algısı, neyse. O yüzden portfolyolara çalışırlarken eskizlerini muhakkak göstersinler. Doğru bir eskiz. 3D modellerini kesinlikle göstersinler. Doğru 3D model, temiz 3D model ve kaliteli yüzeyleme. Ne demek istiyorum? Çünkü gönderiyor arkadaşlar. Hataları söyleyelim, hatalardan ders alsınlar. İşte Rhinoceros'a 3D Max'a yapılmış bazı modeller, işte kıvrım kıvrım, pırtık 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 kenarları, içi, şöyle. İşte çok güzel. Hayır, o değil. 3D modelde yanlış anlamıştık konuyu. Güzel eskizi, güzel tasarlanmış fikri, güzel bir şekilde modele aktarmanız. Herhangi bir şey atmanız değil ortaya. İşte o yüzden hani Alias'ın ya da Rainer'ın bunu takip etmeye çalışan önemi büyük. Bir şey bulmak değil tasarım. Yani evreka, bir form buldum. Yuhu! Bulamazsın. Eskizleyerek bulabilirsin. Eskiz için ruhunu ortaya koyar. O yüzden diyorum tekrar, eskiz, 3D model. Çok güzel görselleştirme. İşte ne diyelim? 3D renderings. Doğru 2D renderings de, ama hani Photoshop'ta da illüstrasyon demiyorum, ama doğru bir iki boyutlu renderings de görmek isteriz. Sanayici derim ya da iş adamı ya da firma sahibi derim. Onlar olarak. Belki animasyon, basit animasyonlar. Basit ama hani çetrefilli değil. Portfolyoların, dijital portfolyolar içinde. Sanal gerçeklik. Ben bunu öğrenmek istiyorum. En azından bunu biliyorum. Yani buna merakım var diyebilen portfolyolar görmek istiyorum. Sanal gerçeklik konusunda neler yapalım. Geçen günlerde bir ilan verdim. Sanal gerçeklik uzmanı arıyorum. Görselleştirme uzmanı. Kimse başvuramadı. Çünkü sanal gerçeklik öğretilmiyor. Bilinmiyor. Ben 2005'te Opel işe başladığımda sanal gerçeklik odaları vardı. Sanal tasarımın. Mühendislik Türkiye'de sadece mühendislik departmanlarının için açılıyor anlamadığım kadarıyla. Tabii ki de tasarımın da sanal gerçekliği var.
İşte Powerwall'lar falan bunların olması gerekiyor firmalarda. Üniversitelerde bunların anlatılması gerekiyor. Sanal gerçeklik çok önemli. Yani geçti bile o konu aslında da. Yani gelecek demiyorum. Geçiyor önümüzde. Mesela portfolyolarda fotoğraf olarak olabilir. Gönderebilirler. 3D sample'lar. Mesela 3D printer'lardan alınmış. Ben onu görmek isterim. 3D printer'ları kullanıyor. Çünkü geleceğin üretim yöntemleri böyle olacak. Şu an metaller 3D printer yöntemleriyle üretiliyor. Bazı metal aksamlar, metal parçalar. Yani gelecek bu. Kalıplar kalkacak. İşte kalıp demek 100 milyon eurolar demek otomotivde. Bunlar kalktığı zaman işte otomotivdeki devinim buna şimdiden yaklaşması gerekiyor arkadaşlar. Ben hatırlıyorum Ford Otosan 98 yılında bir tane makine almıştım çalıştığımda. Kocaman bir 3D printer, Stratasys. Yani şey büyüklüğünde, bir oda büyüklüğündeydi. Onda çıktı ve alınıyordu. 99, şu an 2021. Hala arkadaşlar 3D printer'da bir şey almıyor, alamıyor. Hepsinden bahsetmem, alanlar var tabii ki. Amacım almayanları, almayan çoğunluğu bu konuya dahil et. Portfolyolarında 3D sample göndersinler. Resimlerini çekip koysunlar. Sample derken işlerinin sample'ı. Başka bir şeyin, herhangi bir şeyin sample'ı. Örneği değil. Kendi işlerinin örneği. Ve portfolyo belli bir aşamasında yapsan. Yani önce 2021, 2020, 2019, 2018. Yani 2005'ten başlamasınlar. 2005, 2006, 2000 diye başlamasını anlatabiliyor muyum? İşte, ya da işte koridora çıkmasını. Şu an en günceli her zaman en başa koysunlar. Daha sonra geriye doğru gitsinler. Bu portfolyo da çok önemli. Göstersinler kendilerini. Ama o göstermek için de çaba göstersinler. O portfolyo gerekirse bir yıl otursunlar, çalışsınlar. Çünkü portfolyoyla üniversitelere kabul olunuyor yurt dışında. Firmalara da portfolyo kabul olunuyor. Anlatabiliyor muyum? Lütfen evet, genç arkadaşlar bu konuya çok çok önem versinler. Portfolyo kendilerinin şeyi, yansıması. Ben tanıyamam kişiyi ama portfolyoda fal bakabilirim. Evet, çok çok değerli tavsiyeler bunlar. Eminim ki herkes notlarını aldılar. Yavaş yavaş sorular da birikmeye başladı ama hemen öncesinde ben Özge Hanım'a tekrar bir söz vermek istiyorum. Acaba bu portfolyo konusunda kendisinin eklemek istediği bir nokta var mı? Tabii. Portfolyo dışında da genel olarak aslında öğrencilik hayatında ileriye yönelik bence ne yapmak istediklerine dair düşünmeye başlasınlar. Yani bu otomotiv olur, başka bir sektör olur. Yani eğitim sistemiyle de alakalı biraz her şey adım adım ilerliyor ve bir şekilde yani ben bir şey yapmadan ilerleyecek süreç gibi düşünme gibi bir şansları yok. Her şey yani ne yaparlarsa onu aslında görecekler bütün hayatları boyunca. O yüzden, ve tasarım da bunu çok gerektiren bir şey. O yüzden sadece işte okul projeleri gibi değil, belki hani ekstra ne yapabilirim, neyle farklılaşabilirim, belki bir motivasyon kaynağı olarak yarışma projesi yapmak olabilir. Yani sıfırdan bir proje yapmaya motive olamıyorlarsa bu bir hani hem sınırları daha belirli ve işte belli bir ister olan bir alan olabilir. Bunun dışında iletişim şu anda hiç olmadığı kadar, yani bizim diyorum hani aslında mezun olalı 10 sene oldu bende ama çok değişti her şey. Yani her iletişim çok daha rahat şu anda ve kaynaklar çok fazla, bunların değerini bilsinler ve kullansınlar bir şekilde. Portfolyo olarak da aslında portfolyo onların bir kimliği gibi oluşuyor. Yani bir süreçte direkt ilk gördüğümüz şey onu, çalışana dair ya da herhangi bir kendimiz de buna dahiliz. O kişinin karakteri oluyor.
tasarımcı karakteri oluyor. Bunu en iyi şekilde sunmaları gerekiyor. Yani sadece projeleri koydum ve bitti gibi bir süreç mümkün değil ve portfolyonun da Sedat Bey'in dediği gibi tasarlanması lazım. Bunun yani görsel kalite çok önemli. Portfolyoyla neyi vermek istiyor öğrenci ya da hangi tarafı kuvvetli bunları biraz daha gösterebilir. Farklı yönlerden çalışma şekillerini göstermesi ve kafasının çalışma şeklini göstermesi gerekiyor. Ve bir şekilde aslında kalabalıktan ayrışması gerekiyor. Bunları söyleyebilirim abi. Evet. Teşekkür ederim. Berk Bey. Ben soru cevap kısmına geçeceğinizi biliyorum. Çok hızlı cevap vereceğim. Portfolyo konusunda iki şey söylemek istiyorum. Birincisi portfolyo bitmeyen bir süreç. Hiçbir zaman hani mükemmel portfolyoyu kovalamasın hiçbir öğrenci. Portfolyoyu 6 ayda bir yapın. Yani bir yere başvuracak bile olmasanız onu yapın, sürekli güncelleyin. Çünkü 6 ay önce yaptığınız portfolyo şu an çoktan eskimiş olacak. İkincisi de portfolyoda ben ne yaptım, hangi projeyi yaptığımdan ziyade ben nasıl düşünüyorumu göstermeye çalışın. Özellikle tasarımcı olarak çalışmak istiyorsanız kafanızın nasıl çalıştığı, hangi tool'ları kullandığınızdan daha önemli bence. Tool'ları bilmek çok önemli. Eskiz, iki boyutlu dijital çizim, üç boyutlu çizim, render hepsi çok önemli. Ama fikir kötüyse, bir vizyon yoksa istediğiniz kadar harika renderler alın, istediğiniz kadar güzel gösterin. Hiçbir işe yaramaz. Hızlıca ben bunları eklemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, o zaman sorulara geçelim. Evet. Yasemin Çabuk bir soru göndermiş. Tasarım yarışmalarında projelerde ürünün tasarımı ile diğerlerinden ayrışması beklenirken malzemesiyle de ayrışması isteniyor. Bu konudaki kapsamlı bilgiyi nasıl sağladığınızdan bahsedebilir misiniz demiş. Evet, acaba kim yanıt vermek ister Yasemin'in sorusuna? Ben çok hızlı kendi düşüncemi söyleyeyim, direkt ilk aklıma gelene. Tasarım yarışmalarına dair, çünkü bana da sorular geliyor. Sadece şunu unutmayın, tasarım yarışması mistik bir şekilde bir yere gönderip de böyle çok bilinmeyen güçler tarafından alınan cevaplar değil. Tasarım jürileri de normal insan. Tasarım jürisinde kimin olduğu çok önemli. Jürinin neyi sevdiği de çok önemli. Dolayısıyla tasarım yarışması gerçekten çok tartışmalı bir konu. Ama şunu da söyleyeyim. Hani bulduğunuz bütün tasarım yarışmalarına katılın özellikle öğrenciyken. Ben mesela bir 9-10 tane tasarım yarışması kazanmıştım öğrencilik hayatımda ve bunda herkes var işte çok kısa sürede bir sürü yarışma kazandığını nasıl yaptın diye yaklaşıyordu. Ama arka planında 30 tane de kazanamadığım yarışma vardı. Yani 40-50 tane yarışmaya kazandıysam bunun sadece %20'sini kazanmıştım. Dolayısıyla sürekli katılmakta, sürekli farklı şeyler denemekte fayda var. Mesela Yasemin'in sorusunda da mesela malzeme veya diğerlerinden ayrışma konusunda çok vizyoner bir şey de yapabilirsiniz. Ama jüri bunu beğenmeyebilir. Çok geleneksel bir şey yapabilirsiniz. Bu sefer de jüri vizyoner bir şey isteyebilir. Varsa tasarım şartnamesinde, yarışma şartnamesinde bir seçenek varsa birden fazla ürün 2-3 farklı yaklaşımla katılın diyebilirim hızlıca. Evet. Başka yanıt, özellikle Yasemin'in malzeme odağındaki sorusuyla ilgili acaba olabilir mi? Size araştırmalarınızda mesela otomotiv sektöründe nerelere bakıyorsunuz? Belki böyle bir yanıt üretilebilir. Sedat Bey. Ben yarışma konusunu, evet sağ ol. Ben yarışma konusunu bilmiyorum. Çok şey söyleyemeyeceğim. Fakat malzeme tasarımı çok önemlidir. Ve malzeme ayrımının, malzeme differentiation'ı, farklı malzemelerin kullanılması, devreye alınması, yeni teknik ve teknolojilerin gelişmesiyle malzemelerin onlara göre evrilmesi ve onların tasarıma dahil edilmesi çok önemli konular. Bunlar da tamamen takipten geçiyor. Hani sadece form, fonksiyon diye bakmamamız gerekir endüstriyel tasarımcı olarak olaylara. Malzeme bilimleri, yani malzemeler neler var yeni yeni. Fuarlara gitmek, evet şimdi pandemide olmuyor bu işler ama fuarlara gitmek gerekiyor. Yani online fuar olmuyor. Bence olmaz da.
İşte umarım bu pandemi döneminden sonra fuarlara devam etsinler. Ayakkabı fuarları. Nasıl materyaller var? Nasıl malzemeler var? Deriler nasıl? Plastikle ilgili fuarlar. Malzeme fuarları var sadece. Kalıp teknikte teknolojileri fuarları var. Bunlara gitsinler. Kalıplardan nasıl ürün, nasıl malzemelerden çıktılar alınabiliyor. Değil mi? Çeşitli farklı meslek organizasyonlarında bize öğrenebileceğimiz konular var. Onlara merak etsinler. En büyük şey, klasik bir muhabbet etmiş size. Bizim zamanımızda internet yok. Vardı da o kadar güçlü değildi. İnternette her şey var. Doğrusunu öğrenmek istediğiniz şeklinde. Mesela bir süre ben de Color Interim Designer çalıştı. Carla, Meksikalı. Bu spor araba projesinde çalıştım başta. Bütün Türkiye'deki bütün materyalleri topladı kendisi. Tüm malzemeleri, materyalleri. İlgisi olsun olmasın. Ve hepsiyle iletişime geçti malzeme üreten firmalarla. Ve sample'lar gönderdi. Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Çünkü onun mesleği, onun profesyonelliği o. Benim değil. Ve o bize öğretti bu işi. Gösterdi. Yani yaparak. O yüzden yine baştan hani merak etmek, araştırmak, yeni malzemeler neler oluyor dünyada, neler gelişiyor. Fuarlara katılmak ve ulaşmak. Yani ne malzemeler var, onlara ulaşabilmenin yöntemlerini aramak. En önemli konu, yarışmayı bilmiyorum ama tasarımda malzeme çok önemli. Bizler çiziyoruz çok güzel, işte Berk muhteşem çiziyor. Ben, arkadaşlarım çok güzel çiziyor şirkette, yabancı olsun, yerli olsun. Muhteşem çiziyorlar ama kullanacağımız materyal, malzeme, onların ilişkileri, renk, denge, işte üstündeki doku, desen, neyse, pater, bunların ilişkilerini Color Interim Designer'lar sağlıyor. Ve onlar bizim çizmiş olduğumuz muhteşem taş gibi tasarımlara ruh katıyor. Anlam veriyor. Ambiyans olarak, tekstür olarak yani bahsettiğim. O yüzden Color Interim önemli. Bu konuda yetkinlik sahibi olmaya çalışsınlar. Türkiye'de de çok sayısı yok yani, hatta hiç yok gibi bir şey. Çok az. Merak. Merak ve öğrenmenin yolları arasında. Evet, bizde aslında belki de bir malzeme kütüphanesinin olmayışı da özellikle eğitim sahamızda yani sırf bu işe odaklanmış ve yerleşmiş bir malzeme kütüphanesinin olmayışı önemli sorunlardan bir tanesi. Biz de açıkçası eğitim alanımızda bu sorundan biraz müzdaribiz. Ben İsveç'te öğrenciyken sürekli gittiğimiz bir malzeme kütüphanesi vardı ve orası aslında bu son çıkan malzemeleri bizler için topluyordu ve tek bir adreste biz bir yanda işi bu olan profesyoneller tarafından araştırılmış, bulunmuş ve sample'ları önümüze sunulmuş örneklerle karşılaşabiliyorduk. Özge Hanım, siz ne eklemek istersiniz acaba Yasemin'in sorusuyla ilgili olarak? Bana aslında hani bir yarışma için konsept olarak bir karar vermek araştırmayla mümkün geliyor ama bunun realiteye aktarılması çok hani gerçekçi değil. Çünkü hani yepyeni ve farklılaşan bir malzeme kullanılıyorsa bu sadece hani ben bu malzemeyi kullanıyorum demekle hani olacak bir süreç değil. Yani bunun çalışması yapılması gerekiyor. Sadece tasarımcı bulunmadan Sedat Bey'in dediği gibi ayrı bir özelleşmişlik gerekiyor. Ama hani yine yarışma özelinde söyleyecek olursak bence de basic bir araştırmayla ya da hani temel çalışma prensibine uyacak öngörüyle yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş bize ayrılan bu 1,5 saatlik sürenin sonuna yaklaştık. İsterseniz sizlerden artık son sözleri alayım. Gerçekten de zaman akıp gitti. 1,5 saat çok çabuk geçti. Ama işte her şeyin, her güzel şeyin sonu oluyor. Dilerseniz son olarak sizlerden
görüşlerinizi, final cümlelerinizi alayım. Ondan sonra da bu güzel oturum paneli kapatalım. Hadi bak. Serap Bey buyurun. Ben başlayayım. Berk başlasın. Tamam. Ben hızlıca şunu söyleyeyim. Zaten birkaç dakikamız kaldı. Hani otomobil tasarımına dair günlerce konuşabiliriz. Gerçekten bu ekip bir daha toplanırsak günlerce konuşulabilir yani. Ben onun yerine size teşekkür etmek istiyorum. Hem öğrenci arkadaşlara hem size süper bir organizasyon yapmışsınız. Gerçekten hani büyük tasarım kuruluşlarının online, ben böyle bir etkinliğini henüz görmedim açıkçası. Dolayısıyla öğrenci olarak böyle bir şey başarmanız, öğrenci toplu olarak gerçekten takdir edilesi bir durum. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz bir anda geldik aslında. Yayını alın. Hoş geldiniz. Bir yandan izliyoruz YouTube yayını, sizi takip ediyoruz. Bir yandan hadi alın bizi falan yaptık böyle. Ama çok mutluyuz. Çok da keyif aldık. Çok da bir anda hem notlar alabileceğimiz bir panel oldu. Biz buna için çok teşekkür ederiz. Ben de çok keyif aldığımı belirtmek isterim. Takım arkadaşlarımızla birlikte bir yandan da sizi çok heyecanla dinledik. Hiç soluksuz, kesintisiz sizi dinledik. Deneyimleriniz, bize paylaştığınız tavsiyeleriniz hepsi bizim için çok önemli birer notlar oldular. Bu yüzden hepinize teker teker çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok güzel bir yayın geçirdiğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda bizler bu desteklerinize, bizlere inanıp güvenip buraya geldiğiniz, bizlere vaktini ayırdığınız için, özellikle bu pandemi koşullarında, özellikle bu zor artık şartlarda diyelim belki de, belki daha kolay bir şartlarda bilemiyorum. Belki kişisel bir görüş. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz bu kapsamda size gönüllüsü olduğumuz Teva Vakfı aracıyla size bir fidan bağışta bulunmak istedik. Hem sürdürülebilir bir dünya bırakmak hem de daha somut bir hediye vermek istedik sizlere. Buna da vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman görüşmek dileğiyle. Umarım pandemisiz başka yüz yüze görüşebileceğimiz zamanla tanışmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka görüşürüz. Ellerinize sağlık. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir event oldu. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgiler. Görüşmek üzere. What?